Sıfırdan 3'e kadar integrale baktığımızda soldan sağa doğru gidiyoruz. Sıfırdan 1'e kadar olan kısımda 1 ve eksi 1 simetriktir. Şuradaki alan buradaki alana eşittir. Ancak x eksenin altında kalan alanın değeri eksi, üstünde artı olduğu için bu ikisinin toplamından 0 gelir. İntegral değeri doğrudan şurası ile ölçülür. Yani buradaki grafik. Buradaki alana A, buraya B, buraya C diyecek olursak, sıfırdan 3'e kadar olan integralde bunlar birbirini götürdü. B ve C toplamı olur alan olarak. Eksi diyoruz. Eksi 1'den 4'e kadar bu sefer y ekseniyle arada kalan alana bakacak olursak, yine altta ve üstte olan kısımlar vardır burada. Bunlar yine birbirini götürecektir. Eksi ve artı kısımda olduğundan dolayı. Yine alanımız bizim şuradaki noktadan itibaren başlayacaktır. Bu sefer de alan eğrinin y ile arasında kalan kısım, yani A ve B alanları olacaktır. Burada da A artı B diyebiliriz. Eksi dediğimizde bunlar çıkarılacak. Parantezi açarsak B artı C eksi A eksi B olur. B'ler gider, C eksi A kalır. Burada sadece dikdörtgen olduğu için alan olarak baktığımızda yatayda 2 birim, dikeyde 1 birim olduğu için bunun alanı 2 birim karedir. Burada da 1 çarpı 4'ten, burası da 4 birim kare olduğundan dolayı 2'den 4 çıktı, eksi 2 kaldı. Dolayısıyla integral değeri eksi 2 olur. Doğru cevap B seçeneğidir.